any questions at any point, please raise your hand or pass it up through the email. So first of all, I'll just have the speakers introduce themselves, tell them what they do when they're there. Hello, I'm Commissioner General of the Education Service, I'm a Commissioner of the benim anlatacağım şeyler aslında benim hedefim Türkiye'deki kitleyi de çok ilgilendirmek. Biraz yeni bir proje anlatacağım. İçinde çok teknolojik şartlar, temeller var. Tam olarak anlaşılabilmek istiyorum açıkçası. İngilizce'de zaten kullandığımız kelimeler var. İngilizce'de çok bilinen kelimeler. Ama ben biraz daha sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. Onun için yabancı misafirlerinden önce bir özellikleri inşallah sizinle kullanıyorlardır. Sizin Zehra Öney, Bilim Park şirketinin Türkiye sinosu olarak görevliyim. Aynı zamanda 360 Plus Media diye bir ajansım var, dijital demokrat ajansım var. Çok uzun yıllarda dijital sektörde, mobil sektörde çalışıyorum, projeler yapıyorum, oluşturuyorum. Bilim Park'ı 2010 yılında Türkiye'ye getirdim. Bilim Park'ı artırılmış gerçek bir şirketi. 2011'de İngiltere'ye kurulmuş iki girişimci, Akbaşımızı ve Abarmaya tarafından kurulmuş bir şirket. Artırılmış gerçeklik yapmak için aslında yola çalış ama vizyonu artırılmış gerçekliğin çok daha üstünde çalışmaları çok daha dünyaya yayılacak şekilde yapıldığı bir hedeflenmiş. İngiltere'de bir yıl içerisinde 5 milyondan fazla download'u alıp 2500 kurum, 500 tane yayıncı ve birçok kişinin kullanımından sunulunca ikinci hedef olarak da Amerika'yı seçmişler. İşte tam bu sırada ben Türkiye'de artırılmış gerçeklikle ilgili bir uygulama ararken bir parla karşılaştık. Ve bir parla ne kadar kullanışlı bir uygulama olduğunu ve dünyaya yayılacağını görünce Türkiye'ye getirdik ve Türkiye'de bir par Türk kullanıcısıyla tanıştı. Daha detay vermeyeceğim. Daha sonraki soruda ben de bir parla anlatıyor olacağım. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. For the last 2 years, we've actually been chasing the marketing of Iceland economically, and maybe you remember this, but we had a volcanic eruption in 2010, and after that we started working together with both the private and public sector under the umbrella of Inspire for Iceland. And I will tell you a little bit more about our campaign later on. But this is in general what we do as a tourism around my division. And so, in a way, we could say that we are a visit organization we own for Iceland. Hi, good morning. My name is Brad King. I'm the Vice President of Sales globally for SOGRA. First of all, thanks for having me. It's an amazing city. I will speak to you in Turkish, but it's a little rusty for me, so I'll speak. SOGRA is a company that uses data from travel companies to target advertising and other messaging to consumers around the world. Everybody's heard of the concept, I think, of big data. And it's really changing the way that people who are trying to market consumers actually reach out and connect with those consumers. I'll have a few examples of how big data can be used by marketers both to communicate better with the consumers they want to reach and also understand how well their marketing program is working. Artırılmış gerçeklik dediğimiz zaman aslında bugüne kadar hepimiz görüyoruz ki elimizden yanından ayırmadığımız cep telefonları var bizde. Cep telefonları artık hayatımızın tamamen bir parçası oldu. Baktığımızda telefonun yanına almadan çıkan insan yok. Ve artırılmış gerçeklik aslında insanların dijital alışkanlıkları gelişmiş, görüşme insanların cep telefonlarını
günlük hayatlarını yememişti. Aslında bir var, tamamen bunu günlük hayatlarını dünyaya yaymak, insanların tek bir uygulama üzerinden artırmış gerçekleri ulaşabilmesini sağlamak için çok büyük bir anlık hazırladı ve İngiltere'de açtığı bu artırmış gerçeklik uygulamasını 2013 yılında Amerika'ya, ardından Hindistan, Çin, Japonya, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Türkiye'ye kadar getirdi. 2014-2015 yılında Türkiye'de Bilipart Türkiye'yi açtık 13. ofisi olarak ve Bilipart 8 ülke ve 13 ofiste artırmış gerçeklik teknolojisini aslında dünyaya tek bir uygulama üzerinde yaymış oldu. Bilipart Türkiye'yi kurulurken de aslında sadece artırmış gerçeklik değil, gelişen teknoloji trendlerine baktığımız zaman nesnelerin interneti, artırmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi çok yeni trendler reklam, pazarlama ve iletişim dünyasına giriş yaptı. Bunlar çok yakın bir zamanda bilhassa turizm endüstrisini çok değiştirecek, çok farklı boyutlara girecek ve dönecek teknolojiler. Bilipart'ın yaptığıysa bugün Google'ı açtığınız zaman Türkçe'ye bir kelime yazdığınızda kişiyi soracaktığınızda size gelen bilgide biraz daha fazlasını yapacak şekilde fiziksel dünyayı sahiplenip görsel arama özelliğinde uygulamanın içine ekledi ve 2015 yılı itibariyle, 2015 sonu itibariyle görsel arama özelliğini kullanıcıların hizmetini açtı. Bilipart Türkiye yaklaşık 1,5 yıldır Bilipart Türkiye'de kriptoların tanıtımı kullanımı için çalışıyor. Yaklaşık 100'e yakın çalışma kampanya proje yaptı. 1,5 milyondan fazla kullanıcımız oldu. Bu yıl hayatımızda birçok noktasına değmiş durumdayız aslında. Evinizdeki dişi tutmamalarımız bir grubu, içtiğimiz süt aşağılarlar bir grubu, markette gördüğünüz Pepsi Cola kendileri bir grubu. Siz Bilipart'ı açıp sadece ürüne tuttuğunuzda veya görsel bir materyale tuttuğunuzda çok zengin, artırılmış bir içerik alma şansına sahip oluyorsunuz. Böylece aslında Türkiye'de de Bilipart tüm kullanıcıyla tanışmış oldu ve şu anda da çok iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Dijital dönüşümün çok yoğun gittiği bir ülke Türkiye. YouTube'da Avrupa'da birinciyiz. Sosyal kanallarda Avrupa'da 4. ile 6. arasındayız. Dijitali seviyoruz. Dijital içerik almak istiyoruz ve çok meraklıyız. Generation Curious dediğimiz o meraklı jenerasyona hitap eden günlük hayatımızda kullanacağımız bir uygulama ve bir teknoloji olacak. Thank you. Basically what I just want to focus on is what would be a smart investment? How would you go about consumer marketing strategically? Sure. So, as I mentioned, the company I work for, there are several other great companies in our space, use this invisible data concept to target ads or messages to consumers. And I think what's smart about that is if you were in an earlier session where Mr. Hardy was talking about the important thing for all of us here is that marketing dollars, the money we use to market to consumers to get them to come to our destination, are very hard to come by. And you don't want to waste those. So as technology improves and the ability to actually target very specific consumers with very specific messages grows and grows, many tourism marketers, many marketers in general, are actually finding it more efficient and a better way to communicate. You may spend the same amount of money this year than you did last year, but the effectiveness of that advertising should be better and better. One other way that data and consumer intent data specifically can be used in your world is we're doing a study, my company, it's called Sojourn, SOJERN.com, where we provide marketing and data insights to folks like you to help understand what the demand in the market is. We just put out a study yesterday about what happened for consumer demand travel to Paris post the attacks they had there. We were able to see where demand from each of the markets around the world dropped and how it's recovering. We're doing the same study for Istanbul based upon the unfortunate events that happened recently. We can actually let the city of Istanbul know where has the demand around the world for people to come to Istanbul fallen off the most, which as a marketer means you might be able to advertise or promote a better message in certain cities or change that message in certain cities to help recover when unfortunate things happen. So it's both a way to measure and it's a way to actually target and pinpoint some of the advertising that you have. It just makes all of the spending, all of the investment
little bit smarter today than I was a year ago. Like I said in the beginning, kids are marketing, so we're the one that would be using the data from that. And what we have been doing in the last few years is to put the on quotes on social media. And social media, as you know, and the data around that can be quite complicated, and how you actually use that data, how you would actually target the audience to that as well. And what we do in our marketing is that we build our marketing around the social media concept. So everything we do is starting from a point on social media. And then from that, we will go into advertisement, we will be going into PR, complementing social media strategy, and so on. And in the last few years, we've actually been using the Icelanders a lot. And we've got the Icelanders to invite people to their homes, to some activities. And this is actually prior to the Airbnb and Uber, the explosion of that in the last few years. So, also in 2012, we got tourists to actually give Iceland another name, and that was a lot of fun, and they called it the Isle of Orland, and we got a lot of nice stories around that, and storytelling is a big part of what we do, as well as getting other people to tell stories to the current audience. And our current audience, we call it the Enlightened Tourist. Last year, our focus has been a lot on seasonality and also on the regions. And last year, we actually did a fun campaign which was a little bit about technology, but maybe moving a little bit away from it as well. We used, of course, the technology to get it out to the road, but we created a human search engine. And the human search engine is the main idea is that you use Google to search, but why not use a human as well to search? And I would maybe like to show you a little bit of a video on this, just to so you can understand a little bit better what we did. Can you show the video? While we are waiting, I can tell you a little bit about this, but we actually asked 7 people to take part with us with the name of Google. And Google is the human search engine. It's not Google, it's Google. And in Iceland, there are 3,000 people with the name of Google, and there are 400 women with the name of Google. So, here's a key title theme, I'll give you a little example.
Aslında
bizim şu anda çok yeni trendlerde başka başka isteklerimiz, davranışlarımız oluştu. İnsanların insanla ilişkisi, insanın makineyle ilişkisi, makinelerin makineyle ilişkisi. End-to-end dediğimiz, aslında hayatımıza şu anda halihazırda girmiş, hepimizin kullandığı, belki bir gün hiç yükten almadan dışarı çıkacağımız, sadece elimizdeki taşınabilir cihazla birçok işimizi halledebileceğimiz bir dünyaya geldik ve fiziksel tarafta da öğrenmesediğimiz çok şey var. Bilim dünyayı değiştirecek 19. şirket seçimimizi sağlayan işte bize kazandırdığı Visual Search. Evet, Google bize Search'te birçok şey veriyor ama artık öyle bir meraklı bir jenerasyonla beraberiz ki bize artık bir kutuya bir şey yazmak ve Search etmek yetmiyor. O anda, istediğimiz anda bilgi almak istiyoruz. Şöyle hayal edin, biz şu anda bir turizm konumundayız. Ve turizm endüstrisinin bu uygulamada yaratacağı değerli üzerinde konuşmalıyız. Bu uygulamanın altında bir programı metodolojisi yatıyor. Baktığımız zaman derin makine öğrenimi dediğimiz, aslında hepimiz şöyle düşünüyoruz, öğrenme gözle başlıyor ve gözle devam ediyor. Evet, öğrenme gözle başlıyor ama sadece %10 algımızı ve bilgimizi etkileyen göz oluyor. Kalan %90'lık kısım beyin tarafından proses ediliyor. İnsanların 3 tane beyni var aslında kullandığı. O beyinlerden bir tanesi sosyal davranışlarımızı, diğeri tehditlere karşı olan davranışlarımızı, bir diğeri de aslında öğrenmemizi tetikliyor. İşte bu 3 beyin aslında bizim kontrolümüzde, neural network içerisinde bize hizmet ediyor. Ve şimdi aslında programı dediğim, derin makine öğrenimi dediğim şekilde artık makinalarda en az insan beyni kadar takip ettikleri şeyleri öğrenme kapasitesine sahip oluyorlar. Artık makine, bilim fırının altında yatan makine diyelim, motor diyelim, fiziksel dünyada sizin yaptığınız o araştırmaları izleyip, sizin davranışlarınızı algılayıp, sizin isteklerinizi öğrenip, bu davranışlara bilgi çıkarmaya başlıyor. Ve bu gittikçe derinleşiyor, gittikçe ilerliyor ve bir müddet sonra, hatırlarsanız 90'larda bunun hayatımızdaki evliliğindeki Google'da, bugün 2016'daki Google'ın size verdiği bilgi kapasitesini ölçtüğünüzde, bilgi uygulamasının da bundan 2 yıl sonra, 3 yıl sonra size ne kadar hizmet edebileceğini bir research'te aslında sanıyorum hissedebiliyorsunuz. İşte o öğrendiğimiz şey, aslında turizm endüstrisinde belki de dökeli, bütün servisleri, yapılan her işi sunucuz edebilecek bir şey. Hayal edin, bir turizm broşürü olduğunu hayal edin. O anda elinize geldi ve sizin de turizmle ilgili istekleriniz var. Bilet almak istiyorsunuz ve oteli gitmek istiyorsunuz. Bakın nasıl bir deneyimle karşılaşacaksınız. Sadece bir broşürü, fiziksel bir materyali, sadece bir ikramiyetiyle thank you.
İşte ileriden yeni teknolojilerde sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik bizimde çok büyük bir yer kaplayacak. Çünkü insanlar gitmedikleri destinasyonları deneyimleme şansına sahip olacaklar. Sanal gerçeklik kasları, gözlükleriyle aslında gitmek istedikleri yeri ön deneyimle tatmış olacaklar. Bu anlamda Lipark turizm endüstrisinde her sektörde, her alana hizmet edebilecek bir teknik altyapı olarak şu anda aslında kullanıma hazırlanıyor. Thing about thinking about the market, we were actually talking beforehand about Iceland and just looking at the flights and how it really gets affected by everything that goes on with the beds in the past year, 2015, so the memory of it as well. Yeah, so I was able to spend 5 hours on Wednesday with one of your tour guides from Istanbul. Great experience. But even people who are just out taking individual tours are very worried about the state of tourism for Istanbul or anywhere in the country after a terrorist event takes place and what have you. I think the biggest worry from a lot of people is they don't know how the summer season is going to turn out. Right? Right now is the down season, so it's very hard to understand how global events are going to impact the way that your economy and the visiting season goes next year. And I think what data is just knowledge, right? And the more you know about what's coming at you, the better you can interact with it, the better you can react to it. And it's a really important thing for all of us as marketers just to be as informed as possible. Data is allowing companies to market differently than they've ever marketed before. They're able to time their marketing, they're able to spend it differently. And I just invite you to go out and work with as many of the companies such as mine who can bring you data, and you should use them, you should talk to them as much as possible, because there's so much information out there, and it can make you a better marketing organization that you know, we just know so much more than we did years ago. I think that's going to make tourism more efficient, and it's actually going to allow us to craft a message that's more appropriate for every individual person, thus hopefully bringing them to your city, state, country, etc. Yeah, I mean, looking back at last year, technology did grow in a lot of ways, but for your company or the companies, what would you do differently this year that maybe didn't bring a lot of success last year or did bring a lot of success but maybe is predicted to bring a lot of success this year because it's constantly evolving? I'll speak maybe for some of our customers who traditionally have been marketing to certain areas around the world or in the U.S. various states. And from data, they found out that they were missing massive amounts of demand from around the world, and they didn't know it. There's a saying, fish where the fish are, and they weren't fishing where the fish are. And we've had a lot of destinations realize that there are people in other parts of the country or the world that they haven't been marketing to who are essentially raising their hands saying, I would love to know more about your destination. I would love to come and see you, but I don't really know that much. So imagine now you have the ability to let the data do the talking, and instead of thinking you know where to market to people, you actually have the consumer intent telling you where to market to them. A lot of people haven't done that, but I think they're learning. So I think that's something that people will get better at over time. Respond to that. My dream would actually be to use a lot more of the technology that exists because in the last few years Iceland has been increasing in popularity. We've had around 20% increase every year for the last 4 or 5 years. And for us, we want to be more targeted in the approach that we have for tourists to Iceland, and we also want to be more responsible. So targeting the right audience and the ones that are like showing their hands is really important to us at the moment, and not just trying to target everyone in the whole world or different areas. We want to target the people that want to be responsible, that want to travel around Iceland, and want to come in the off season as well, and maybe spend some money as well. Yeah, that would be great. Yes. So I think for us, technology wise, we would be really happy to be able to use more technology and understand it. Because there's so much offer going on, and we've had this conversation and other events where, you know, what to select and so on, and what is the best technology to use. And I think for us this year, we will be looking into that, what is our best way of doing this. It's almost like, you pick up the phone, and if you don't see something, if you're searching for something, and you search for Iceland, for example, the first thing that comes up is you have been there.
internet that you have to somewhere else, you maybe might not look at it because people get quite lazy with social media and stuff that comes up in front of them, kind of what we go with, doesn't come up, we get lazy, just exit out of it. I mean, very quickly, because the campaign that I was showing you earlier is actually one of the most successful ones that we've done. And one of the reasons for that is that we went in a bit of a more humorous way than we are used to. And I think talking about people being lazy, I think because of the humor, people were actually happy to have a look and see sort of the personal side of this. And what we saw actually is that we got 4 million views on videos around this campaign. And the click-through rate was like out of the roof. It was 23%. That's amazing what is going on. And I think that tells us as well that you need to be a little bit, a lot creative and use the humor as well. Because people want to feel good, they want to get something that, you know, gives them a good feeling. Aslında ben burada iki gündür panel dinliyorum. Biraz önce İmhan'ın dinlesinde mesela. Her şey çok güzel, her şeyi anlatıyoruz, sunumlar yapıyoruz ama küçük bir problem var. İletişimde ve tanıtımda hala daha aslında internet kanalının içinde paylaşamıyoruz. Ve evet sosyal medya çok büyüyor, video seyretme çok artıyor ama o arttıkça aslında doğru şeye ulaşma şansımız da azalıyor. Uygulamalar yapıyoruz. Her gün kendi uygulamasını yapıyor. Hangisini indiriyor? 980 milyondan fazla Google App Store'da indirilmemiş, şifrelerde bulunmuş ya da aratılmamış uygulama var. İşte bütün bunları düşündüğümüzde sadeleşmek gerekiyor. Yani doğru zamanda doğru hedefleyerek o bilgiyi verebilmek gerekiyor. Türkiye'ye gelen insanların İstanbul'a uçaktan inen bir yabancının İstanbul'u keşfetmesini daha kolay sağlamak. Broşürler buna yeterli değil. Google'da yaptığın araştırma sonradan kesin sonucu vermiyor. Dolayısıyla baktığında aslında bir pratikman yapıyoruz size. Son 2 yıldır yaptığı, işte Mountain Valley'de yaptığı ve San Francisco'da bulduğu ofisler yaptığı işlerde keşfettiğiyle ortaya çıkardı ve insanların hizmetine sunmuş olduğu görsel arama beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü burada konuştuğumuz bütün sektörel her şeyi içine alabilecek. Sosyal medyayı, sizin bütün online kanallarınızı, data ile ilgili bütün geri bildirimleri size verebilecek mükemmel bir aslında bize araç vermiş durumlar. Yani bizler artık İstanbul'a geldiğimizde telefonumuzu ilgili alanda tuttuğumuzda fark ettiğimizde, Beyoğlu'na gittiğimizde oradaki bütün restoranları, otelleri, onların okullarını görmeye mutlaka olacağız. Böylece öğrenme, ayrışma, farklılaşma gücümüzü artacak. Dolayısıyla bizim son 2 yılda aslında üzerinde çalıştığımızda en heyecanlı iş buydu. Sanıyorum turizmi çok etkilendirecek. Turizm endüstrisi bu işte farklılaşacak. Bulundukları alanlarda, lokasyonlarda tekniklerini daha rahat anlatıyor olacaklar. Veya bunun dışında kendilerini anlatırken kendilerini Lipa'daki alanlara tanımlayıp Paris'ten İstanbul'a insan çekebilecekler. Dolayısıyla ben Lipa'da iletişimde pazarlandım. Lipa'nın getireceği katkıları çok heyecanlıyım. Thank you. Just want to ask the audience, do you have any questions for our panelists about smart investments and technology? You know, these are our experts, so I would ask them now before the panel ends. No questions? I just want to, you know, open it up to the panel as well. If you have anything that you'd like to tell our audience as well, just more about a company or anything, please do so. Maybe there's a question to the audience. Yeah. How many have been to Iceland? One. Only one. Yeah, the one who's been to Iceland. She's the one who's been to Iceland. This is amazing. I hope you had a really good experience. And I'd just like to encourage you to go to our website, inspiredbyiceland.com, and have a look. We will be launching a new campaign this month. So, and hopefully it's going to be the same fun as it was last year. It's not going to be limited, it's going to be something else. So just have fun and have a look and come to Iceland sometimes and we will warm you up to there. I think one thing I'd like to say is I think data, as we talk about it, is sometimes a hard thing to understand. If you want to see an example of it in pictures or in a report, every quarter we produce a non-commercial travel insights report that talks about changing trends in travel, top destinations, falling destinations,
that sort of thing. So if you go to Sojourn, SOJERN.com, you'll be able to download that report and also all the other ones that we have. As a marketer, it's a really good way to understand global intent, demand patterns for travel, and all of the things that are sort of changing kind of the economic and geo outlook of the world. Kitapçıklar da bilgiler kitapçıkları. Bir de yeni kartlarınız bilgiler. Eğer onları bir deneyimle çok isterseniz de burada dinlediğiniz için bilgiler de indirmenizi rica ediyorum. Çünkü o deneyimi aldığınız zaman, eminim o kolaylık geldiği zaman elinize hiç döküman taşımadan yeni kartlarınızı tüm kalede takip edebileceksiniz. Kitapçıklarda Türkiye çalışmalarımız var. Onları da incelerseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Please join me in thanking our amazing panelists today.